Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 75 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون أولر sizlerge iman keltirişliğini umid kılasızlar mı? Ve halen ki ulardan bir firkası, bir taifesi Allah'ın kelamını eşter ediler. Kiyin biledigen haletleri de akılları yetkenden kiyin onu tahrif kılardılar, özgertilerdiler. Tefsiri أَفَتَتْمَعُونَ اَيُّا الْمُؤْمِنُونَ Ey mu'minler, sizler ümit kılarsızlar mı? وَالْحَمْزَةُ لِلْاِنْكَرِ Ey, لَا تَتْمَعُوا Birdeki saval, istifham, hamzası inkar üçündür. Yani, tamak neler? Ümit kimeler? فَلَهُمْ سَابِقَةٌ بِالْكُفْرِ Çünkü, ulanın sabıkası var. Ular, ötmüşte Allah'a kafir buluşken idi. Ey yu'minu lekum ey el yehudu. Yani Yahudlar sizlerge iman keltirseyin ümit kılıyapsınlar mı? Ve kadikâne felikun taifetun minhum ahbaruhum. Ulardan bir taifesi, bir cemaat yani ahbar, ulanın damlaları yesme'une kelamallahi fit tevrati. Tevrat'taki Allah'ın kelamını işitçeridi. ثم يحرفونه يغيرونه تحريف ديانه تغيير özgertirmek diyene min ba'dina aqaluhu fahimuhu tushunganlardan ki hala sana tushunib bilib turib Allohning kalomini o'zgartirishadi va hum ya'lamuna annahum muftarun va o'zlarining iftirochi tuhmatchi bo'xtonchi ekanligini to'qimachi ekanligini biladiler diyordu Allah Teala. Yani bu ayette Allah Subhanehu ve Teala müminlerin ogahlantir yaptı. Yahud ve Nasranilerinin Bani İsrail'nin imanye gelişliği sizlerge iman getirişliğinden ümit kınıyorlar. Yani hususen onların münafıkları doğrusudur. Bu diyene davetini terkiliyorlar diyenemez. Davet kılamaz. Lekin nihoyatda ehtiyotkor bo'lishligimiz kerak. Mana o'tgan oyatlarda tanishdik. Ular o'zlarining payg'ambari Musa alayhisalomga qancha aziyat berdi. Undan keyin butun payg'ambarlarga qancha aziyat berishdi. Va qancha payg'ambarlarni o'ldirishdi. Qancha ulamolarni o'ldirishdi. Ularning jinoyatlari nihoyatda ko'p. Alloh taolo ba'zilarini sanayapti. Endi ular bugungi kunga kelib islomni osongina qabul qilishligi, osongina iymonga kelishligi, osongina bizga erishligi mumkin emas. Oson bo'lmaydi bu narsa. Shuning uchun sizlar ta'ma qilmanglar deyapti. Qarang, Alloh taolo bu yerda bizni ularni iymonga kelishiga ishonmanglar demayapti, yoki kutmanglar demayapti. Ta'ma qilmanglar deyapti. Hani ta'ma qilishlik boshqa bir narsa. Shuning uchun biz da'vat qilamiz. Ba'zi mufassirlar aytadiki, Yahudlar sahobalarga aralashamiz, kitoblarga ishonamiz deganiga, arablarga ular yaqinroq ko'rinardi Makka mushriklaridan ko'ra. Chunki Makka mushriklari hech qaysi payg'ambarni qabul qilmaydi, Ibrohim alayhisalomdan boshqa. Va kitoblari yo'q. Birorta kitobga iymon keltirmagan. Shuning uchun arablarga ahli kitoblar yaqin ko'rinardi. Ularni yaqin his qilardi.
Şunun için Allah Teala ağahlandırıyordu. Ular ge köp işenmeyeler ular ge. Ulardan köp nesane umid kimeyeler. Ular bana gördüler, şahitleri buradayız. Tarihte hem köp kafir buluşken, hazır ki günde hem Tevrat'ını bilip durup inkar kılışı yaptı, bilip durup Tevrat'ın amel kime yaptı ular. Tevrat'ı düzü yaptı ular. İkinci tefsiri, Yahudilerin münafıkları, hani ki inki ayette hem Allah'tan'a haber verildi. Sahabelerde aldığı kese, uzlarını mumun gösterdi. Biz hem bilemiz, biz hem iman keltirgenmiz, biz hem sizlere haklıklarınızı, Muhammed Aleyhisselam'ın haklıgını, Kur'an'ın haklıgını bilemiz, deyişerdi. Size bazı bir sadde sahabeler, onları geçerek giterdi. Ki onlar meneşinliği münafıklık kırıp, Yahudiler. Bazı bir sırlarını alışarıdı. Sahabelerinin has meclislerde oturuşarıdı. İçleriye kirarıdı. Yahudiliğini ilan fiyan halette kılemleydigen, fasıl kılemleydigen nesnelerini fasıl kılardı. Şunun için Allah'tan agahlendir yaptı ki, ular sizlerge iman kiltirişliğini umid kiliyap sizlerle. Temakiliyap sizlerle. Temakimiyler. Ular sizlerde eldeydi. Gepide durmuyordu ular. Çünkü ular Allah'a birgen gepleri de, Allah'a birgen vaadeleri de durmadı ki, sizlerge birgen vaadesini terkilişli hiç nesemez. Peygamberlerge birgen vaadeleri de durmadı ki, sizlerge birgen vaadeleri de duradı. Mesliyet buluyordu yaptı Allah-u Teala. وَقَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Bunlardan bir tayfası Allah'ın kelamını işlerdi diyende üçte tefsir var. Birincisi, bazı müfessirler dedi ki, Musa Aleyhisselam'dan turtağıya bargen, hele ki 70'te tellep onungen, ularının içindeki en akıllıları, en avrolu kişileri, ular Allah'ın kelamını işleyenidir onlar. Kim bana şu adamlar büzgünçüye eğlendi. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه Yahlar düşüngenlerdeki her nesene bilgenlerden keyin bilip duruşup tahrif kılışardı, büzüşerdi. Büzüşlüğü doğrusu iki yıl tafsir var. Birincisi, Musa Aleyhisselam'dan birge eşitken meselelerini Musa Aleyhisselam ben İsrail'e yetkisi yaptırsa bunlara dedi ki, yok bunu demez. Musa bunu diye yaptı, lakin aslında bunu demez. Allah-u Teala başka çay etkenedi. Musa Aleyhisselam'ın tekzip kılışarıdır. Musa Aleyhisselam'ın hatta oraya çıkarışarıdır. Bu bitti tafsir. İkinci tafsir ise bunlar oşa vakitte Tur Dağı'dan kayıtkenden keyin Musa Aleyhisselam'ın geplerini bulma diyor da keyinçelik. Keyinçelik mesela adamlar bunlara hürmet gösterdi, bunlara yaş görürdü, bunlar Tur Dağı'ya bağırken, Allah'ın kelamını eşitken bunlar, katten mucizeni gördü, bunlar hemen ot düşüp yanıp gitti ki intirilişti. Bunlar başka bir insanlar, aldığından en biri faziletli insanlarıdır. Bunçeli mucizeleri görüyendeki yani en faziletli bu kendi, adamlar bunları geçenlerdi, bunlardan fatva sorarıdı. Bunlar bilip durup, hanesine düşünüp durup, akıl yetip durup, tahrif kılışarıdı. Tavratta kan deyip olsa şunu etmesidir. Allah'ın ve onun Resulü Musa Aleyhisselam kendi yetkirgen olsa şimdi yetkirmesiydiler. Düzerdiler. Bu bir tefsir oldu. İkincisi, Hazreti Süyüti'ni etkendik, alimleri buluşturduğu mümkün. Ben İsrail'den bir firkası, yani alimleri, Allah'ın kelamını eşler idiler. Kiyin üzgâtı dışarıdı, müzüşarıdı. Yani alimleri, bana vahum ya'lemun bilediler. Ve akaluhu, akılları yemeyipti, hala sana düşündü. Şundan kiyin hem tahrif kılışı yaptı. Düzgünçülük kılışı yaptı. Hala alimleri hıyanetçi, hain. Hala sana bilip düşünüp durup kılışı yaptı. Ulanın alimleri, evvela Allah'a hıyanet kılı yaptı. Kiyin peygamberlerge, Allah'ın kitabıge, oğuzlarıge, bana oğuzunu milletige, özleri geri geçken kişilerge, ben İsrail'ge. Ve bütün insaniyetge hıyanet kılı yaptılar. Bunlar en kette hain. Hemen sana bilip durup,
aklı yetip durup tahrif kılışı yaptı, büzü yaptı, özgürtürü yaptı. Özgürtürü yaptırken nesnelerin iki kıl. Birincisi, aldığından onlara miras bulup geliyordurken ilimlerde özgürtürüşlük. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını büzüp de şaştı. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı konadı. İkincisi ise, Muhammed Aleyhisselam'ın ve okuşun sahabelerine tekişliği meseleler. Onlar da tahrif kılışarıldı. Tevrat İncil Muhammed Aleyhisselam doğrusu haber verirken, Muhammed Aleyhisselam'ın dini sahabeler doğrusu haber verirken, lakin onlar bilip durup, düşünüp durup, bunu tahrif kılıp, büzüp, ne doğru kılışardı ki, Tevrat İncil'deki yanı, münnemez, sen başka selam, deyişarıldı. Üçüncü tafsiri şu ki, Ben İsrail'in içindeki alimleri ve alimlerine araylaşıp yürüyen insanlar. Nereye kengirav buluyor bu? Köprav buluşuyor. Alimler ve alimlerine araylaşıp sohbetlerde yürüyen, ya ki talib ilim bu yürüyen, müllevetçe bu yürüyenler. Şunlar hem mesele. Şimdi Ben İsrail'in hem mesele demeyiniz çünkü وَقَدِكَانَ فَرِيقٌ diyorlar falan. Bir taifesi diyorlar. Şunun için Ben İsrail'in içi de Yahud ve Nasrani'lerin içi de ilimge manzum buyan kişiler. Alim, talib ilim, ilimge kızıkkanlar, ilimge hılaslı buyanlar, ilimde yaş görüyanlar. Şunlar hemen Allah'ın kelamını eşitçedi, lakin bizi uğradı. Alimleri bilip durup bizi yaptı, lakin şagirdleri, müllevetçeler ve onları da yaş görüyanlar, onları yerleşken halette bizi yaptı. Onları ya tabi bulup. Ve üçüne tefsir edeyim ihtimali var. Üçüne tefsir edeyim bizimle kullar kuvveti edeyim tefsir. Ve üçüne seyin bizi ayahlandırıyordu ki, ey İslam ahli, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sizler şu halatke çıkamayırlar. Sizler Kur'an'ın akılleriz yetip, Kur'an'ı düşünüp, kendisini bilip durup, onu tahrif kımeyler, düzmeyler. Kur'an ve hadis meseleleri hemen açık, anık. Eğer bir orta mesele bir mücmel bulsa, ya ki kim bayan kılınken bu mesele, ulamalarını nihayette mükemmel bayan kılışken, ulamalarda ihtilaflarını, kavullarını teşkil görsünüz, hemen mükemmel. İslam dininde zerre kadar kemçilik yok. Adaş kıladırken, bilmeye kıladırken yeriz yok. Şundayken ne kendi bilip durup, sizler Kur'an-ı Hadis'te tahrif kılasılar. Bilip durup kendi kılıp ayetinin zahirini özgürtiresiler. Ayetteki hükümlerde özgürtiresiler. İbadet meselesi de bulsun, etikad meselesi de bulsun, siyasi meselelerde, terbiyevi meselelerde, harbi meselelerde, hükümet meselelerde, kulas bütün meselelerde Kur'an-ı Hadis kendi bulsa biz şunca kabul kılıçlayınız gerek. Kur'an-ı Hadis her tarafı bulmayalık ve alımlarımızın sözlerini her tarafı bulmayalık. Ne doğru tarafları bulmayalık. Bu mesela Yahud nasaneleri geri geçkenlerinden mutkulamız. Peygamberimiz Aleyhisselam agahlandırgendiler beni ümmetim Yahud ve nasaneleri geri geçkenlerdigendiler. O şeylerden mutkulamaydık. 76. ayet. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ عِنْدِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ve ular iman kiltirgenlerden üçleşip koyanları da biz hem iman kiltirdik deyişedi. Yani mumullerden, sahabelerden ruhbara kip koyanda biz hem iman kiltirdik deyişedi. Bazıları bazıları hali koyanda Yahudlar uzlarına uzları koyanda şunda etçedi ki Allah Teala sizge fethi kıyan, Allah Teala sizge açken derslerini ularge aitip veresizler mi? Rabbinizin huzuru da bana şu malumatlarla sizlerge hüccetleştiği üçüne efele taqilun, akıllarınızı işletmeyesiler mi? Dişerdi. Tefsiri ve izâ lekû ey münafikul yahud münafıkların yahudları اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا Yani iman getirgenlerle ruhbara kigende, sahabeler, mumunlar
şu kişilerge rupara kip kasa. Qalu amanna, iman getirdik dişanı, bi enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyün ve huvel mubaşşeru bihi fi kitabina. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ve bizi kitabımızda Tevrat'ta beşarat verilgen yakında keledir diyen zat meneşük şu dişanıdır. Ve izle kale raca'a ba'duhu mine ba'din, bazıları bazıları yakaytken de, yani bu münafıklar başkalarının içine girgen de, قالوا أي رؤساهم الذين لم ينافقوا لمن نافقا. Ularning raislari, ya'ni munofiqlik qilmaganlari, ochiqchasiga inkor qilib turganlar, munofiqlik qilgan yahudlarga aytadiki, atuhaddisunahum ayal mu'minin. Mu'minlarga aytib berasizlarmi, bima fatahallahu alaykum ay arrafakum fit tawrat min na'ti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ya'ni Tavratda Muhammad alayhisalomning sifatidan iborat bo'lgan Alloh taolo sizlarga tanishtirgan, bildirgan narsani ularga aytib berasizlarmi? Liyuhajjukum, liyuhasimukum. Sizlar bilan tortishlik uchun. Vallahu lisayrurati, lomen aylantirishlik uchun. Ya'ni sizlar bilan hujjatlashadigan, sizlar bilan tortishadigan bo'lishlik uchun. Ertaga sizlar bilan tortishsin, hujjatlashsin deb aytib beryapsizlarmi? Bihi inda robbikum. Yani şu narsalarla, şu malumatlar bilen Rabbinizin huzurda. Fil ahirati, kıyamet gününde. Ve yuqimu aleykumun hüccete fi tariki ittiba'ihi ma'a ilmikum bi sidqihi. Muhammed Aleyhisselam'ın sağlığı günü bilişlerinden bir gelikte Muhammed Aleyhisselam'a ittiba kılıçlik, bir geçlikte tertli genlikleri izge sizlerge hüccet kayın kılıçlık üçüne sizlerin zararlarına hüccet kayın kılıçlık ki bunlar. Dünyada ve ahirette yeterli ki sizler Muhammed Aleyhisselam'ın haklı gibi bilesiler, bilip bir yeri geçme yapsalar diyişedir. Afele te'akilun, akıllarda işletmeyesiler mi? Ennehum yuhaccunakum izâ haddestumuhum fetentehu. Yani sizler onlar gibi bu malumatları ayet verseleriz, sizlerden hüccetleştiği, sizlerden tartıştığı gibi akıllarda işletmeyesiler mi? Fetentehu bu işten toktasalar, bu miydi mi? Toktamayesiler mi? Diye. Bu işte kimeler diyemez. Yani bana şu ayet görseken ayet Bakara surasını başlattı. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا قَالُوا اَمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَط۪ينِهِمْ قَالُوا اِنَّ مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ diye ayet tuttu. Hani birbiri yıkan çok şey yaptı. Peki yukarıdaki ayet münafıklar doğrusu dedi. Yahudiler doğrusu demez. Ben İsrail doğrusu demez. Münafıklar doğrusu. Sahabeler içinde yürüptü. Bizem Müslümanımız, bizem mumumuz, bizem sahabemizdir. Birge namaz okuyordu, birge cihat kılıyordu. Lekin, ulardan Yahudilerin münafıkını getirin efendim. Bir hıl. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا قَالُوا اَمَنَّا. Münafıkların hangisidir? الْكُفْرُ مِلَّتُنْ وَاحِدَ. Küfür bir millettir. Kaysi milletten, kaysi cemaatten, kaysi dinden çıkan bu sebusun hamasıdır. Haması bir sınıflar, münafıklar. İki yüzlü insanlar. İçi başka, taşlı başka insanlar bunlar. Kalin kançeri yok şey yaptı bunlar. Sahabeler de aldı ekip balışsa iman getirdik diye işaretli. Münafıkların Yahudları bunlar. Münafıkların üçge bölünmedi. Biri İslam'da kabul kıyan en saadetli insanlar. Bunlar iki de sahab. Biri Musa Aleyhisselam'a iman getirgenliği, ikincisi Muhammed Aleyhisselam'a iman getirgenliği. Hani nimet. İkincisi münafıklar. Sahabeler de aldı ekise, bizden bilemiz, bizden işengemiz, iman getirgenimiz, haksılar. Muhammed Aleyhisselam kütülü yapırken peygamberidir. Kur'an ayetlerine hamesi hak değil yani. Lekin uzunu taifesiye kayıtkenden ki, uzun cemaatiye kayıtsa, biz onlarda elde yapıp salaz, mesele kılayıp salaz, onlarda sırrını örgen mahçırı salaz, gep alayıp salaz, ve başka başka geplerde yapışarıdır. Üçüncüsü ise, uzunu batıldığına mahkem türgen, hiç kanakasıya İslam'a yakınlaşmayan, kalbideyem, zahirdeyem yakınlaşmayanlar. En kattık Yahudlar. En kattık Yahud ve Nasraniler. Azı bir de tahsirli zahiri
ikkalasini ehtimol qiladi. Ya'ni bu yerda hozir gaplashib turgan yahudlar ikkalasi ham munofiq bo'lishi mumkin. İkilesi hem sahabelerde aldığı ekigende birbirini mu'min kürsetebilen buluşu mümkün. Ayetin zahiri şuna etkildi de وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضِهِمْ diye. Peki İmam-ı Suyuti ikinci ve üçüncü taife de böyle yaptı. Münafıklık diyenler rehberlerinin aldığı bariyenler. Yani üçüncü taife ki hiç kanakası ki İslam'ı yakınlaşmayı diyenlerde aldığı bariyenler onlar bunlarda malamat kılıyordu. Lekin ikkala tafsir ham ehtimoli bor. Malomat qilyapti turganlar haqiqatan ularning olimlari, rahbarlari va o'zini botilligida mahkam turganlari bo'lishi ham mumkin va o'zlariga o'xshab munofiqlik qilib yurganlar ham bo'lishi mumkin. Ikkalasining ham ehtimoli bor. Chunki hadisda o'qigansizlar, bir kun ikkita yahudiy aytdiki, "Kechu payg'ambarning oldiga boramiz" dedi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni qasd qilyapti. Bari bazı meselelerini soruyoruz dedi. Dedi ki kimseydi ki onu dedi megin. İştik olsa Hüseyin bu kitabı. Beni peygamberliğimi kabul ettikken dedi. Ki bir kere seyem gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'dan savaş soruştu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın cevap vergenler ki bir kere seyem siz hak peygambersiz deyişti. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki eğer beni hak peygamberliğimi bilgen bu selariz nega qabul qilmayapsizlar deganda biz yahudlardan qo'rqamiz chunki ular keyin bizni o'ldirishadi deydi. Bizni tirik qo'ymaydi deydi. Ana ikkalasi ham kelyapti, ikkalasi ham munofiqlik qilishyapti va bir-birini malomat qilyapti o'rtasida. Shuning uchun ikkalasi tafsirda ham ehtimoli bor. Bima fatahallohu alaykum degani ya'ni sizlarga ochgan. Fathun kalimasini ma'nosi ko'p. Faqat kina biz arrafa desek, Alloh taolosi sizlarga bildirgan narsalarni ularga aytib berasizlarmi? Unda ular keyin shu narsalarni Robbingizning huzurida sizlardan tortishadi, hujjatlashadi. Sizlar bilib turib Muhammad alayhisalomga kofir bo'lsalar, Qur'onga bilib turib kofir bo'lsalar ekan, sahobalarning haqligini bilib turib kofir bo'lsalar ekan, deb sizlardan tortishadi, ular hujjatlashadi degan tafsir ham bor. Fataha qazo degan ma'nosi ham bor. Hukm qildi, hakama degani. Alloh taolo sizlarga hukm qilgan narsalarni ularga aytib berasizlarmi? Hukm qilishligi ikki xil bo'ladi. Birinchisi Alloh taolo payg'ambarimiz to'g'risida, Qur'on to'g'risida, sahobalar to'g'risida faqatgina xabar berib qo'ygani yo'q. Balki hukm qilgan. Butun payg'ambarlardan Alloh taolo misoq olgan, ahdi paymon olganki Muhammad alayhisalom kelganda qo'llab quvvatlaysizlar deb. Va payg'ambarlar ham o'zlarining ummatlaridan ahdi paymon olgan. Shunday qilib Bani Isroil, Yahud va Nasroniylar Allohga va o'zlarining zamonidagi payg'ambarlariga ahdi paymon berganki, Muhammad alayhisalom kelsa, oxirgi zamon payg'ambari kelsa qo'llab quvvatlaymiz deb. Alloh hukm qilganini shuni qo'llab quvvatlaysizlar deb. Buni sahobalar biladi. Ba'zan mana yahudlarning munofiqlari kelib e'tiroz qilardi. To'g'ri, kinasalar bor gap deyishardi. Chunki sahobalar muzokara qilardi ular bilan. Hadis kitoblarida o'qidilaringiz, hattoki Umar ba'zan borib ularni majlislarda o'tirardi. Va Umar aytardiki, men ulardan ilm o'rganishligi uchun emas. Men ular Tavrotni o'qiganda, Tavrotni muzokara qilishganda eshitib o'tirardimki, Qur'on bilan Tavrotni o'rtasidagi munosabatni tekshirishlik. Va haqiqatdan ham Tavrotni Qur'onga nihoyatda yaqinligini ko'rardim deydi. Hatto bir kuni Tavrot sahifalarini Rasulullohning huzuriga ko'tarib keldi. Sahobalarni da'vat qilishlik maqsadida, shular ham najot topsin, jaholatdan chiqsin, haqqa kelsin, mana shu saodatdan ular ham bahramand bo'lsin degan maqsadda darro ularni muzokara qilishardi. Darro diniy suhbatlarni boshlardi. Shunda ba'zi yahudlar aytadiki, sizlarning yo'llaringiz boshqa, biz yo'limiz boshqa dedi. Ba'zilari esa munofiqlik qilardi. Va ba'zi yahudlarni sahobalar Madinaga kirgizmasdi ham. Kirgizgan taqdirda ham juda bir chegaralangan holatda muomala qilinardi. Shuning uchun ba'zi yahudlar dunyoviy manfaatni hosil qilishlik uchun Madinaga bemalol kirib chiqaylik, bemalol tijoratlarimiz bo'lsin degan maqsadda munofiqlik qilishardi.
Bazılar ise siyasi maksatta münafıklık kılışarıdı. Şunda itiraf kılışarıdı. Fetahallahu yani hüküm kıyan diyen meselelerde Allah hüküm kıyan da itaat kımayan meselelerdir. Yani ular ki azab buluşturuyor. Kulu qiradeten hasi'in har haletteki meymunlar gelene kalilerdi ve Allah-u Teala hüküm kıldı. Şunu hem sahabeler soruşarıdı. Sonrasında bazıları itiraf kıladı. Hakikaten şunu bu yönerken, tarihte bazı ecdatlarımız şu hatanı kıyanırken deyişerdi. Yani bazı tefsirlerdekilerdi ki, bir günü Peygamberimiz Aleyhisselam, Yahudiler geçinde hitap kıldılar. Ey maymun tonguzlar min zürriyatları, ey butparastlar, kullarını batırlığını rad kılıp, kullarının hıyanetlerini açken vakti de ortalarda etti ki, Muhammed ki kim etti bunu? Hattan bildi bizi ecdatlarımız maymun tonguz gelene koyandı yine. Birbirini malamak kılıştı. Sizlere ettiler izmi. Ayıklaşlarız hattan bildi bu. Bu nasıl yaşadışarıdır. Hazıram siz Yahud Nasara'dan yaklaşayım da yaşayışı hareket kıladı. Şimdi açıştı başına siz kızarıp, bozarıp sefetten bildiğin bunu, kim ettin ya? Dişti başlaydı kim? Yaptaylan dişti başlaydı. Demek Allah sizleri iyi açıp vergenler seni onları iyi ettin veresiler mi? Diyeni cüde kim mana hakem bu? Fakat yine mesela Tevrat'ta Peygamberimizin sifatiga hasmez. Özlerinin haletleri. Mesela racim meseleleri yokşagen. Bunlar da şeriyetinde bugün hükümlerde özgürtirgenlikleri. Hemesi var. Hemesi kiredi bir yürgen. Şimdi bundan aldığın gayette sümme yuharrifunahunu tefsirde başka tefsirlerde mesela Allah'ın hükümleri dedir. Racim yokşagendir. Racimli misafirleri. İmam-ı Suyuti'yem şunu kiltirgende yakşı bulardılar. Nimaga? Çünkü hazır ki Müslümanlarda göre yapsılar. Yahud Nasrani'lerden tahsilden gelen profesörler racimde inkar kılıyor. İslam'da racim yok diyor. Bu sahabeler ne doğru düşün geliyor. Tabiiler ne doğru düşün geliyor. Hani racim olsa Kur'an'dan göstersin. Kur'an'da yok ki diyor. Kur'an'da yok ne sana sahabeler ne yarı var kılacaktı. Kur'an'da bu megandan ki demek ki hadiste hem yok değil. Ve her hır vasfeselerle avamlarda akidesini büzüyor. Köptüle gidilmiş adamlar tahsillerini kol yaptı. Yahudlarda kılığı bu, Yahudlarda adatı. Allah'ın hükümlerini özgürtürüşmek. Yani sizler bu malumatlarda ekti belirsinler, erteki kıyamette Allah'ın huzurda sizlerden tavsiye edin ki onlar. Ayet beyler diyecekti. Ahiretki imanları var onlardı. Erteki kıyamet gününde bunun hesap buluşluğu, tartışmalar buluşluğunu bileşerdi. Bilip durup hıyanet edecekleri. Bilip durup dinini dünya için satı yaptılar. Afela te'akilun yani birbirini maramat diyende akıllarını işletmeyseler mi diye. Hıyanette akıllilik de bir şey yaptı. Kezzaplik, cehalette akıllilik de bir şey yaptı. Her kim uzunca bunda sana akıllilik diyor adı. Lakin akıllilik ne mi? Kur'an-ı hadis büyüyenlerse. Kur'an-ı hadis çakırgenlerse akıllilikdir. Kur'an-ı hadisi yakılan bu yönlerse ahmaklık, akılsızlıktır. Yine şu yerde içimizde kareyimiz. Bu ayetler bizim kitabımıza nazil bu yönelik için bizde pek işli tarafları var bunun. Biz içimizde şimdi sıfatlı insanlar çıkmamasın. Min asuslar olsun ki yukarıda etkenimizde yani bazı alımlarımızda şimdi sıfatlar var. Bazı alımlar haklı getirmeyedir. Nime ki zararıya hücce tutmamasındır. Etmeyiler adamlar geliydi. Başka bir alım etse nime ki ihtiyatsız değildi. Yani uzunluğun en başımızın ihtiyatı. Aldığına ki bizde bazı bir damlalar alımlar uzlarca neskatli gen buldu. Siz hem mesela ait olmayın adamlar ya. Bu masallar bayan kılınmaydı. Değişti. Karadık ki biz ait yaptız, dam et yaptız. Kim? Düşman konuştu kim? Bu bizi yaptı, kabul kuma yaptı, bütün sırda açı yaptı, bütün meseleni açıp taşı yaptı. Ki düşman bunu işte. Aldığına geçti, bu ilimde zayi akıl yaptı. Bu ilimden şurada kıymeti, hem mege edilinmeydi bu meseleler. Has insanlara getirişlik gerek. Değişti. Yedi közlüğüm inkar kılışı yaptı.
nima bo'lsa bo'lsin biz qarshimizdir. Nimaga ayblar ochilib qolyapti? Va ikkinchi tabaqalar, olimlar yergashib yurgan, ba'zilar o'zini dindor deb yurganlar, ilmga muhabbati borligini da'vo qilyapti turganlar. Ular haqiqatan muhabbati bo'lishi mumkin, ba'zi bir talib ilmlar haqiqatan ham bir muxlis bo'lishi mumkin. Lekin o'zlarini yolg'onchi, xiyonatchi domlalariga ishonib turib, haqqa qarshi bo'lishadi. Bir-biriga nasihat qiladi o'zlaricha, aytmaylar. Haqni gapirganlarni vahobiylar deb turib, vahobiylarga bu masalalarni aytmaylar deydi. Vahobiylarda oldida bu masalalarni ochmaylar deydi. Vahobiylar shu masalalarni so'rasa e'tirof qilmaylar deydi, rad qilaveringlar deydi. Nimaga? Ayblar ochilmasligi uchun. Bular ham bilishadi. Va aytishadiki, bizni zararimizga hujjat bo'lib qoladi keyin. Dunyoda tortishsak ham, oxiratda tortishsak ham bizni zararimizga hujjat bo'lib qoladi. Aqllarni ishlatmaysizlarmi? Aytmaylar ularga. Bunday aqlsizlik qilmaylar deyishadi. Lekin bu mana oyat aytayaptiki, yahudiyatdir, nasroniyatdir. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Yahud nasroniylarga o'xshab qolmaylik. Haqni bayon qilaylik va doim haqqa tarafdor bo'laylik, haqni himoya qilaylik. 77-oyat. Avala ya'lamuna annalloha ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. Alloh endi ularni ma'lumot qilyaptiki, ular Alloh taolo ularning sir qiladigan narsalarini va e'lon qiladigan narsalarini bilishligini bilmaydilarmi? Qala ta'ala tafsiri avala ya'lamun al-istifhamu lit-taqriri. Bundagi istifham taqrir uchun, ya'ni barqaror qilishlik uchun. Wal wawu dakhilatu 'alayha lil-'asf. Va bu yerdagi waw esa avaladagi va atf uchundir. Anna Alloha ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. Ya'ni ma yukhfuna va ma yuzhirun. Min zalika va g'oyrihi. O'sha narsalar va undan boshqa narsalardan ular yashiradigan va izhor qiladigan, ochiq qiladigan narsalarni Alloh taolo bilishligini bilmaydimi? Tayar'u an zalik. Keyin shuni rioya qilsalar, shundan qo'rqsalar, tiyilsalar bo'lmaydimi? Nimaga bunday qilyapti, deyapti Alloh taolo. Qarang, ularni rad qilyapti Alloh taolo. Alloh ularni maxfiy qiladigan va e'lon qiladigan, oshkora qiladigan butun narsalarni biladi-ku. Shuni bilishadi-ku o'zlari. Alloh taolo butun narsani bilishligini biladi. Ular maxfiy qilsa ham, ochiq aytsa ham. Ya'ni ular e'tiroz qilmasa ham, sahobalardan oldida haqni inkor qilsa, yashirsa, baribir biladi-ku Alloh taolo. Yani sahobalarni bilishligi shart emas-ku. Insonlarni bilishligi shart emas. Alloh bildimi, kifoya. Allohdan qo'rqsin ular. Nimaga maxluqlardan qo'rqyapti? Allohdan hijolat bo'lsa, nimaga maxluqlardan hijolat bo'lyapti? Avvalo bu narsa yahud nasroniylarga boradi. Yahud va nasroniylar odamlardan qo'rqmasin. Allohga qasam ichib aytamanki, hozirgi yahud va nasroniylarning domlalarining hammasi haqni biladi-yu, o'zini millatidan qo'rqib, domlalikdan mahrum bo'lib qolaman, meni haydab olishadi, urib o'ldirishadi, qaramiston deb qo'rqqanidan botilga xizmat qilyapti. Lekin o'zini botilligini biladi. Lekin Alloh taolo uni maxfiy qilyapti degan butun narsalarni biladi-ku. O'zini o'zi aldayapti xolos. Millatini aldayapti xolos. Odamlarni jahannamga yerlashtirib ketyapti xolos. Ikkinchidan mana bu oyatdagilar o'rtalarda buncha tortishlikka hojati yo'q. Alloh bilyapti-ku, Allohdan uyalsin ular. Allohdan hijolat bo'lsin. Ming yashirgani bilan Alloh biladi-ku baribir. Biladi kazzobligini, xoinligini. Ikkinchi tafsir biz ichimizdan chiqqan musulmonlikni da'vo qiladigan yahud tabiat mullalar. Shular sir qiladigan va e'lon qiladigan narsalarni Alloh taolo bilishligini bilishmaydimi? Alloh hammasini biladi-ku, bilishadi-ku. O'zini sal gapga solsangiz, Alloh hamma narsani biladi, bizning qalbimizni ich-ichidagilarni ham biladi. Eng chuqur, eng yashirin orzularimizni ham biladi Alloh taolo. Alloh hammasiga qodir, Allohdan qo'rqaylik, zohirimizda ham, botinimizda ham to'g'ri bo'laylik deyishadi. Lekin o'zlari haqqa dushman, haqqa muxolif.
haqni yashirishadi. İnsanlarga batılını haq kılıp görsatçadı, haqını batıl kılıp görsatadı. Allah Teala malavrat kılı yaptı. Bir insanda eğer akıl bulsa, iman bulsa, madem ki Allah Teala hendesine haberdar, zahriniyem, batıniyem, Allah'tan korkan halette, ıslah kısın, uzunu tüzelsin. Allah Subhanehu ve Teala, bütün ümmetini ve bütün insaniyetini, bu ne kezzaplar, deccallar, yalgançilerinin fitnesinden saklasın.